Selam Selam. İzzet, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, çok dakiksin bakıyorum. Öyle. Yapacak bir şey yok, öyle yetiştik. Doğru, Nasılsın? Instagram'da gecikme diye bir şey yok, değil mi? Önemli. Ya, önemli. Nasıl gidiyor? İyi vallahi, çok şükür iyi gidiyor. Bugün de keyifli bir gündü. Hem hava güzeldi, hem de işte oğlumuzu dışarı çıkarttık. Çarşambaları biliyorsun sadece çıkartabiliyoruz. İşte parka falan götürdük. Güzel, keyifli bir gün geçirdik. Pandemi süreci nasıl geçti senin için? Kaç gün oldu Vallahi herhalde? 60 günü geçti. beklediğimden çok daha rahat geçti diyebilirim. Yani ilk başta tabii ki herkes gibi biz de panik olduk, işte nasıl geçecek bu günler falan. Sonra 3-5 gün sonra galiba herkes gibi alıştık diyebilirim. Çünkü ilk başta tabii ki bir bilinmez vardı. Hani kaç ay sürecek, bir yıl mı sürecek? Ve daha bir korku var tabii ki. 3-5 gün sonra aslında bence insanlar o stresi yavaş yavaş atlatmaya başladı. O yüzden sonrası rahat geçti. Tahminimden daha kolaydı. Ve rahat geçiyor şu anda. Süper. Hadi nasıl tanıştığımızı anlatalım önce. Kaç yıl Hadi oldu? Bir anlatalım. 10 yılı geçti herhalde. Yani Güzel soru. Muhteşem Bence Yüzyıl 2011'de mi başladı? 5 Ocak 2000 2010'da 10'da 11'in başında, haklısın. 11'in 5 Ocak başına başladı. 2011'de Show TV'de başladı. Öyle Evet. hatırlıyorum. O zaman biz senle bence 2010'da mı tanıştık? Daha Muhteşem Yüzyıl yoktu galiba. Yoktu. Evet. Daha Muhteşem Evet, Yüzyıl ben yoktu. Ben yeni yeni 2010'da dizi işine girmiştim. Bloomberg'ta yerli dizide bir program yapıyordum. Galiba 6. programımda NTV'de senin adını gördüm. Telefonla görüş bildiriyordun. Bir yasa çıkmıştı. Türk dizilerine ihracat desteği diye senden görüş alıyorlardı. Hemen ismini Evet. not edip seni bulup aramıştım ve programıma davet etmiştim. Galiba senin ilk programında. Evet, hatta ben de bak hiç unutmuyorum, aradığında Almanya'daydım. Ondan sonra bir bilinmeyen numara arıyordu. İşte açtım. O gün de iyi bir günümdeydim. O yüzden hemen kabul ettim. Çünkü çok, özellikle o zamanlar bende ciddi kamera fobisi vardı. Ve hiçbir yere, yani televizyona çıkmıyordum. Hani bir şekilde, hani telefonla bağlantı kolaydı ama kameraların karşısına geçmeyi hiç sevmiyordum. O gün de çok iyi bir anda yakaladım beni. Ben de sana hayır diyemedim ve ilk defa hayatımda senin programında televizyona çıktım. Ama benim genellikle kaderim öyle, biliyor musun? Yani gerçekten hem gazete röportajı hem televizyonda herkesin ilk röportajcısı benim. Hep yani. Olabilir. Bir de Rahatlatıyorum biliyorsun aslında. galiba. Yani bu sektör mesela tabii ki çok böyle parıltılı bir sektör, entertainment sektörü, ama sen de farkındasın ki mesela yapımcılar veya kanal yöneticileri ekran önünde olmayı sevmiyor. Daha çok Ekran arka önünde planda olmak olmayı, istiyor. yani o yüzden önde Evet. birilerinin yönetmesi gerekiyor ya. Birilerinin önde olması, birilerinin de yönetmesi gerekiyor. Siz de işte Doğru, orada ama mesela terazisiniz. dışarıdan bakan bir insan şey zanneder, hani televizyon sektöründe çalışıyorsan herkesin rahatlıkla televizyona çıkabileceğini düşünürsün, ama genelde mesela yapımcılar veya işte kanal yöneticileri geri planda durmayı seviyor. Ben şey çok bilirim ya, bayağı panik yapan, rahatsız olan, kamera fobisi Değil mi? olan çok çok fazla insana denk geldim yani bu süreçte. Peki Doğrudur. İzzet, senin çok güzel ilham, bence bir ilham hikayen var. Hani Sağ olasın. bir küçük bahsedersen bence çok güzel olur. Seni ne Türk dizileri satmaya itti? Öncesinde ne yapıyordun? Yani ben şirketimi 2006 yılında kurdum. Onun öncesinde bir dönem Türk yazarlarını yurt dışına açıyordum. İşte senin de tanıdığın kuzenim Stella Treves olsun, Ayşe Bunu da Kulin, Solmaz anlatacağım. Kemal. Bölüyorum. Evet, onu Şimdi anlatırsın. İzzet böyle sürekli şey anlatır. Kuzenimin kitabını aslında yurt dışına pazarlayarak başladım. Ya bu kadar zaman bunu anlatmam ve benim bir kere bile sana kuzenimin Kuzen kim kitabının demedi? adı neydi diye sormamam gerçekten büyük salaklıkmış. Demek ki Estağfurullah. zamanı değilmiş. 10 küsur sene sonra çok tesadüf kuzenimin kitabını, üstelik de sahaflardan bularak, yani bir Tabii arkadaşımın ki önerisiyle bulunmuyor yani. kitabında Hiçbir kitapçıda sahaflardan kalmadı. bularak okudum. Ve ya inanılmaz bir öykü, yazarı bir araştırayım dedim. Senin kuzenin olduğunu öğrendim verdiği röportajdan ve şöyle oldum. Ben İzzet bu kadar zamandır ve sana kitabımı çıkarttığımda sana Ve geldim ya, hiçbir şey beni de konuşamadım. dünyaya pazarla diye. Ama
Bir kere bile sormak nasıl aklıma gelmemiş. Demek ki o İlginçmiş. kitapla 2019'da karşılaşmam gerekiyormuş herhalde diye düşünüyorum yani. Evet. Pardon, Yani benim devam et hala sen. hayatımda okuduğum en iyi kitaplardan biridir Selin'in kitabı. Aslında tavsiye edemiyorum çünkü hiçbir yerde kalmadı. Yani keşke kitapçılarda satılıyor olsa. Adı Ben 44 yaşındayım, oğlum 53. Maalesef işi yeni baskısı yapılmadığı için şu an satılmıyor. Yani benim hayatımda okuduğum gerçekten en etkileyici kitaplardan birisi. Ve ben bu kitapla aslında galiba 2003-2004 yılında hani karşılaştım. O kadar keyif aldım ki bu kitaptan ve kafamda bir ışık yandı. Bu kitabı bütün dünya okumalı dedim. Ve bu sayede ben bu kitabı yurt dışına açmaya başladım. Ve yazar ajansı kurdum. Yani o zamanlar tabii ki Türk yazarları hiç yurt dışında tanınmıyordu. Stella geldi, Bu yüzden sevgiler yazıyoruz. evet, Stella sevgiler geldi, seyirciler. süpersin. Selam Ve Stella. tabii ki o zaman için aslında bir challenge'dı. Hani bir Türk yazarını yurt dışına açmak. Çünkü daha Orhan Pamuk bile piyasada yoktu. İşte Londra'da kitap fuarına katıldım. Ve o kadar heyecanlıydım ki kitapla ilgili olarak. Sunum yaptım. Herkes de tabii ki merak etti kitabı ve herkes okudu. Birçok kişi etkilendi. O sayede ben yurt dışına açmaya başladım. Birçok ülkede yayınlandı. Yurt dışına işte imza günlerine gittik, katıldık. Çok güzel bir başlangıç yaptım. Sonra Solmaz Kamuran'la çalışmaya başladım. Ayşe Kulin derken bu işi çok sevdim. Ve ben hayatım boyunca bu işi yapmaya karar verdim. Yani Türk yazarları yurt dışına açacaktım. Fakat istediğim gibi gitmedi maalesef. 2 yıl denedim. Manevi olarak çok büyük bir tatmin elde ettim. Fakat maddi olarak bir getirisi yoktu. Çünkü yurt dışında işte 2000 kopya basılıyor, 3000 kopya basılıyor. İşte editörlerle çalışıyorum, şeylerle, tercümanlarla. Ve maddi olarak bir getirisi olmadığı için o işi kapatmak zorunda kaldım. Bir gün aile şirketimiz olan ayakkabı işine geri döndüm. Yani ondan sonra ayakkabıcı oldum. Güzel Ve hikaye. kelebek Bayılırım ayakkabıcı. Yani hikayeyi sonunda dinlemeye. yaptığın işe bakarsan. Ve tam o dönemde işte her şeyin kötü gittiği dönemde çok yakın arkadaşım Jessica aynı zamanda Stella'nın kızı oluyor. İşte beni aradı ve dedi ki sen niye yurt dışına format satmıyorsun dedi. Ben de o gün hani açıkçası formatın bile ne olduğunu bilmiyordum. İşte yaparsın işte sen annemin kitabını sattın o zaman formatta satarsın dedi ve hatırlarsan o zamanlar çok fenomen bir program vardı adı Gelin Olur Musun? Gelin Kaynana programı. Nasıl Ve unutabilirim ki? değil mi? Semra Hanım ve Atam. Evet aynen Unutulabilecek bir öyle. şey değil yani. Yani şimdiye kadar bence gelmiş geçmiş en başarılı reality şovlardan birisidir Türkiye'de. Ve hani bu formatın aslında bir Türk formatı olduğunu söyledi. Bunun yaratıcısı da Murat Üç Kardeşler. Beni Murat'la tanıştırdı. Ve ben o sayede bu şirketi kurdum. Yani tek bir formatla başladım. İnternette araştırınca bu işin fuarı olduğunu öğrendim. MIPCOM fuarı olduğunu. Belki benden önce sen gitmişsindir MIPCOM'a. Yani hayatımda hiç böyle bir fuar olduğunu bile bilmiyordum. Yok, senden sonra 2006 gidenlerdenim ben. 2006 yılında işte direkt bu fuara gittim. Küçücük bir standla tek bir projeyle başladık. Ve inanılmaz ilgi uyandırdı bu proje. Çünkü insanlara çok garip geliyordu. Hani kaynağının oğluna bir eş seçmesi, bir gelin seçmesi. Onlara çok sıra dışı geliyordu. Bir de elimizde çok iyi tanıtımlar vardı. İşte Semra Kaynana deli gibi bağırıyordu, çığlık atıyordu sürekli. Yani o Şarkısı. yüzden herkes bunu Onun görüp şarkısı biliyordu. var ya. Daldan dala, Tabii ki. daldan dala, Aynen, daldan aynen diye. öyle. Evet. Yani bir ara hatta ringtone yapmışlardı bu sözlerden. Evet ya, evet ya. Ve bu proje bana inanılmaz şans getirdi. Bir kere bu sayede bu sektöre girdim ve gerçekten benim mesleğim bu olmalıymış. Yani hala işimi aşkla yapıyorum. İşte ne bileyim 14 sene oldu. Bu sayede bu sektöre girmiş oldum. İlk 2 sene sadece format sattım. Fakat Türkiye'de o zaman başka hiç yerli format yoktu. O çok ciddi bir sıkıntıydı. Yani sürekli fuara gidiyorum. Tek proje. Başka hiçbir projem yok. Çünkü Türkiye'de başka bir format yok. Ondan sonra 2 sene sonra Binbir Gece dizisini keşfettim. Ve Binbir Gece dizisini satmaya başladım. O projede inanılmaz tuttu. Ve bu Türk dizilerinin yurt dışı furyası başlamış oldu. Gerçekten her ülkede diğer Türk dizilerine kapı açan dizi oldu. Ve hani... Ama senin öykünü biz şeyde
fark ediyoruz. Bence orası en güzel tarafı o. Muhteşem yüzyılın başlayacağını duyuyorsun ve bunu dünyaya benim satmam gerekiyor diyorsun. Başlıyor Timur'la mesaimiz. O kısmı bir Evet. konferansta anlatmıştım ve ben çok bayağı etkilenmiştim o Evet. hikayede. Yani şöyle olmuştu. Ben işte ilk başta formatla başladım. Sonra Binbir Gece'yi satmaya başladım. Binbir Gece'yi satmaya başladıktan sonra da ben kısa bir dönem film işine girdim. Ve yurt dışına satmaya başladığım filmlerden birisi de Aşk Geliyorum Demez filmi. Bergüzel Koreli'nin oynadığı film. Şimdi Binbir Gece'den dolayı Bergüzel de çok popüler olduğu için o dizinin temsilcini aldım. O dizinin de yapımcısı Timur'du. Ve Timur'la bir samimiyet başladı. İşte filmini temsil ediyorum. Sonra ne oldu? Muhteşem Yüzyıl'ın tanıtımları dönmeye başladı. Hatta hiç unutmuyorum, balayından geldiğimizde havaalanına bir indik. İşte her tarafta Muhteşem Yüzyıl afişleri. Yani havaalanında ilk defa bir dizinin tanıtım yapılıyordu. İşte şehre bir iniyoruz, her yerde Muhteşem Yüzyıl. Dedim ki ben bu diziyi mutlaka almalıyım dedim. İşte ve fragmanlar dönmeye başladı. Fragmanlar da inanılmaz. Hani başrol Halit Ergenç zaten Binbir Gece'den çok popüler. Mutlaka bu diziyi almalıyım dedim. Ve o zaman da zaten Timur'la samimiydim. İşte düğünüme bile gelmişti. Yani arkadaş olmuştu. Dedim ki kesin bu iş bende. Gittim. Ama hiç oralı olmuyor. Hani bana verecek gibi değil. Ya nasıl olur diyorum yani ben hani cepte görürken kesinlikle hani vermeyecek gibi davranıyor. İşte teklifini ver göreyim filan. İkinci kere görüşmeye gittim. Bir türlü ikna edemiyorum. Ve artık uyuyamamaya başladım. Yani gerçekten sabah oluyor. Uyuyamıyorum. Çünkü hani takıntı haline geldi. Yani bu diziyi mutlaka benim almam lazım dedim. Ama Timur da vermiyor. Ve hiç unutmam dördüncü görüşmeye gittim. Ve orada bence o kadar heyecanımı gördü ki, o inancımı hissetti ki tamam sana veriyorum dedi. Ben de orada kendimden geçtim ve inanılmaz büyük sözler verdim. İşte standımı iki katına çıkartacağım, bütün billboardları alacağım, oyunculara getirip parti yapacağım falan deli gibi sözler verdim. Ve hepsini de ben de tuttum ve anlıyorum ki itiraf aslan ettim. burcusun sen yani. Senin için Aynen, aynen, ihtişam aynen. çok önemli. Ve takıntı haline Tabii ki. getirdiysen alana kadar her şey yapılacak. Aynen öyle ama aldıktan sonra da gerçekten son kuruşuna kadar paramı harcadım bu lansmana. Ve Timur da yani o kadar böyle verici bir insan ki o kadar çok şey yaptığımı görünce o da geldi yanıma dedik bir şeye ihtiyacım varsa söyle dedi. Yani fark etti gerçekten yani abarttığımı. Ve müthiş bir lansman oldu. İlk defa bir Türk dizisi için Cannes'da lansman yapıldı. Bütün sektör adına gurur vericiydi aslında. O ilk Çünkü miydi? Ben sonra bir yani sürü lansman olarak yaptığını... ilk. Lansman olarak ilk yani Cannes'da yapılan ilk Türk dizisi lansmanıydı. İşte Meryem Uzerli geldi. İşte Halit Ergenç. Daha işte Meryem yeni dünyada sesini duyurmaya başlamıştı. Çok güzel bir anı oldu bizim için. Ve Muhteşem Yüzyıl inanılmaz sattı. Yani şu anda herhalde neredeyse 100 ülkede yayınlandı. Ve her yerde prime time'da yayınlandı. Yani bu çok önemli. Birçok satılan dizi var yurt dışına ama gündüz kuşağında yayınlanıyor. Öğleden sonra kuşağında yayınlanıyor. Ama Muhteşem Yüzyıl her ülkede prime time'da yayınlandı. Bu yüzden abartmıyorum. Belki 350-400 milyon kişi tarafından seyredildi dünyada. Wow, çok ciddi bir sayıdan Evet, çok ciddi bahsediyorum. bir sayı. Çok ciddi bir sayı. Peki sonra tabii bunu satınca başka başka diziler de gelmeye başladı. Yani şimdi bu tabii ki çok iyi bir referans oldu. Ve bundan sonra çok fazla dizi temsilcisi almaya başladım. İşte Aşk ve Ceza dizisi vardı TMC'nin, onu aldım. Sonrasında Paramparça geldi, Anne dizisi geldi, İstanbul'u gelin, Erkenci Kuş. Katalog tabii ki çok güçlü oldu. Bu anneyi konuşalım. Sen bir Tabii ki. Kaan'da bir anne lansmanı yaptın. İnanılmazdı. Ben de oradaydım katılıp. Ertesi gün 3 tane canlı yayına bağladılar beni Hatırlıyorum. yaptığın Hatırlıyorum. lansmanda diyelim. Arkadaşlarım da senin katıldığın canlı yayını telefona çekip bana yolluyordu. Bir de çok acayipti o ya. Nasıl aklına geldi? Ya yani hepimiz şimdi şöyle, ben bir lansman yapmadan önce mutlaka bir haftalığına Cannes'a gidiyorum ve bütün mekanları geziyorum. Yani Nice gidiyorum, Saint-Tropez'e gidiyorum. Gezmediğim yer kalmıyor ki en uygun yeri seçelim.
Ve anne dizisi içinde çok sıra dışı bir tanıtım yapmak istedim. Çünkü Cansu Dere dünyada çok popüler olmaya başlamıştı. Ezel olsun, Sıla olsun, Muhteşem Yüzyıl'da oynadı. Çok yani baş oyuncusuna bu kadar ilgi olunca tabii ki çok güçlü bir lansman yapman gerekiyor. Ben de sıra dışı bir tanıtım yapmaya karar verdim. İşte nasıl bir tanıtım yapsam herkes konuşur diye düşünürken şöyle yapayım dedim. Monaco'da çok popüler bir kulüp var, Nikki Beach. Orayı kapatmaya karar verdim. Fakat Monaco'ya da yolculuk çok uzun sürüyor. Yani arabayla minimum 1,5 saat. Yani 1,5 saat insanları arabada götürmek de çok zor olacaktı. Aklıma birden helikopter geldi. Ve 10 tane helikopter kiraladım. Ve bütün VIP müşterilerimizi, artı sevdiğimiz arkadaşlarımızı, sen dahil olmak üzere helikopterle Monaco'ya götürdük ve bu çok ses getirdi. Yani bu olay pazar günüydü. Pazartesi fuara gittiğimde herkes beni durduruyordu. Yani bundan sonra ne yapacaksın? Bayağı abarttın, çıtayı yükseğe çıkardın diye. Demek ki hedefe ulaştık. Yani biliyorsun bu sektörde önemli olan konuşulma. Yani reklam kampanyası çok önemlidir. Ve bu da çok ciddi bir reklam kampanyasıydı. Çok keyifli bir gece geçirdik. Ve şimdiye kadar yaptığımız en iyi 3 tanıtımdan birisidir bence. Benim için senin bir tane daha var. Rühan'cığım hoş geldin. Rühan senle de yayın yapmak istiyorum bu arada. Endemol ile ilgili Tekin Doğan'ın soruları var. Bunları soracağım ama konu oraya gelince. Şimdi başka bir şeydeyiz. Tabii ki. Bir de senin tanıtımın da çok güzeldi. Yine Kaan'da yaptın. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Beren Saat'in katıldığı Evet. dönemde yaptın. Leonardo DiCaprio'nun kiraladığı bir Evet. villayı kiraladın galiba, değil mi? Oraya da Doğru, evet. Yani gelmiştin. aslında orası böyle mini bir şato şeklinde kurulmuş. Ve bütün böyle tarihi eserlerin sergilendiği bir alan. O da işte bir Cannes'a gittiğimde gezdiğim 30 mekandan bir tanesiydi ve çok etkilendim. Yani görür görmez Kösem burada yapılmalı dedim. Çünkü tarihi bir bina. Hani bir tarih dizisiyle güzel bağdaşıyor. Çok büyük bir tanıtım yaptık. 800 kişi geldi ve oranın kapasitesi 600 kişiydi. Maalesef Fransızlar da çok serttir. Bana diyorlar ki işte 601'i almayız. Ya ne demek almazsınız? İnsanlar o kadar mesafeden geliyor. Yani almanız lazım filan. Kanda event yapmak da aslında çok zor. Çünkü çok fazla kuralları var. Yani o kuralların dışına çıkamıyorsunuz. Ama Allah'tan ikna ettik. 600 kişilik mekan 800 kişi geldi ve çok da rahat ettik. Hava çok güzeldi. Amerika'dan şarkıcı getirttim. Mikonos'tan DJ getirttim. Dansçılar. Olağanüstü bir geceydi. Benim için evet o da en özel gecelerden birisiydi. İşte bir Beren Saat'in katılımından tut, Hülya Avşar'ın katılımından. Bir şatoda daha yaptım, ona da gelmiştim. O da Nurgül Yeşilçay ile Timuçin Esen. Evet. Evet, o da en son yaptığımız Adını davetlerden birisiydi. Gülperi için yaptığımız davet. O bak, da oraya düşün. getirdiğin şarkıcı olağanüstüydü. Nereden buldun, çok merak ediyorum onu. Çok Onu eğlendiğim bir ben... geceydi o benim. Ya işte, o adamı çok ilginç bir şekilde keşfettim. Arkadaşlarla eşimle beraber bir gün Mykonos'a tatile gittik. Orada bir gece kulübünde çıkıyordu bu şarkıcı. Hemen gittim garsonu çağırdım dedim ki bu şarkıcının bana ne olur numarasını al. Onlar da vermedi işte hani gizli bu bilgi seninle paylaşamayız dediler. Sonra bir baktım şarkıcı bir ara tuvalete gitti. Ben de arkasından gittim. Dedim ki mutlaka bana telefonunu ver. Çünkü ben sürekli bir event yapıyorum. Bir eventimize çıkman lazım. Ve öyle telefonunu aldım. Aslında ben 4 sene önce almıştım ama ben her zaman bir liste oluştururum. Hani bir gün bir event yaptığım zaman kimler çalışabilirim diye. Ve bu partiye de çok uygundu. Gerçekten müthiş bir ses. Hayatımda duyduğum en iyi seslerden birisi. Ve bu partiye de onu getirttik. Olağanüstüydü. Çok keyifli bir geceydi. Çok iyiydi. Hatta şu an buradan bu kadar, yani herhalde izleyicilerimiz anlamışlardır. Partide dedin mi eşittir İzzet Pinto dememiz gerekiyor herhalde. Bayağı parti Eğlenmeyi konusunda, seviyoruz, eğlendirmeyi de seviyoruz. gerçekten bayağı parti konusunda bayağı iyisin yani. Şuradan o zaman bir söz ver bize. Şu pandemi bitince bir parti yap, hep beraber Niye? gelelim Ben de birlikte. istiyorum. Çok eğlenelim Kesinlikle. yani. Kesinlikle ben de istiyorum. Yani bir kurtulalım. Mesela şimdi yapsak hani millet yan yana gelmekten korkar. Ya 1,5 sene var daha buna. Öyle mi diyorsun? O kadar gider mi yani? Yani şöyle sonuç olarak eğer bir parti yapacaksak ve 700-800 kişiyi bir araya getireceksek bence en az 1 sene ihtiyaç var gibime geliyor. Aynen öyle. Peki.
Hadi şimdi bu güzel tatlı tatlı İstanbul partilerin de vardır senin. Onlar da harikadır. Ama şeye gelelim. Hemen bir soru var mesela. Direkt sorabilirim onu. En Tabii ki çok gelen bütün talep gören soruların. şey, hem bana gelen sorular var hem aşağıdan da bir sürü yazanlar var. En çok Evet. talep gören Türk oyuncularını sorarlar efendim. Dünyada en Güzel. çok hangi Türk oyuncular ilgi görüyor? Evet. Şimdi sıralama yapmak istemiyorum böyle 1, 2, 3, 4 diye. Ama hani ilk 5'i söyleyeyim ama dediğim gibi yani sırayla söylemiyorum. Ama 5 kişiyi söyleyeceğim Bir de kız ve erkeklerde. Yani erkek bu diye bir ayıralım. Ha. evet aynen öyle. Bir de şunu da söylemek istedim. Bu benim düşüncem. İlla bu doğru diye bir şey yok. Hani benim gözlemim bu şekilde. Engin Akyürek, Halit Ergenç, Burak Özçivit, Can Yaman, bakayım başka kim olabilir? İlk aklıma gelenler bunlar. Dur. İlk aklıma gelen. Kıvanç Kıvanç Tatlıtuğ da hadi onu da koyalım. hadi dedin. O kadar yani. Yani şimdi Yurt dışı mı şöyle, geçti? son dizileri yurt dışına pek tutmadı. Ya ama Türkiye'de de biliyorsun reytingleri çok iyi değildi. O yüzden evet bu beş hep değişiyor aslında. Bazen bir oyuncu birinci sırada oluyor, sonra beşe düşüyor. Mesela Meryem Uzerli işte Muhteşem Yüzyıl zamanında ilk üçteydi. İşte son zamanlarda pek bir şey yapmadığı için ilk beşten geriliyor. Ya o yüzden yani Kıvanç da belki bir ara 2 numaraydı, 1 numaraydı ama sürekli yer değişiyor. Ben şu andaki ona bakarsan 5-6 sene önce Can Yaman yoktu. Ama şu anda Erkenci Kuş çok popülerdi. Hani listeye girdi ve üst sıralarda yer alıyor. Bu liste her zaman değişiyor. Ve Kadınlarda çok peki? yetenekli insanlar var. Yani Kenan İmirzalıoğlu da çok yetenekli. Çağatay Ulusoy da çok yetenekli. Türkiye'de çok yetenekli, çok fazla oyuncu var. O yüzden sıralama yapmak çok doğru olmaz. Bu sürekli değişiyor. Kadınlarda da Bergüzar Korel, Beren Saat, Cansu Dere, Hazal Kaya, Tuğba Nurgül Büyüksün. Yeşilçay, Tuğba Büyüküstün. Evet, 5-6 bunlar. Yani mesela işte Bak bu Tuğba Büyüküstün'ü her seferinde senle ben unutuyoruz konuşurken. Sonra ben fanlar baya hatırlatıyor. sosyal linç yiyorum yani hani. Ya Gazetede çok mesela diyorum. İşte şey kadın oyuncularda şu anda mesela Demet Özdemir de var. O Evet. da çok ciddi yükselişte. Hı. Ve Geçen sefer. ya unuttuğum oyunculardan da özür diliyorum buradan. Okey yani Çünkü çok güzel. büyük çok büyük emek var yani insan unutabiliyor. Peki, 2019-2020 sürecini soralım. Bu süreçte en çok satan, seni temsil ettiğin diziler arasında da olabilir. Ama şey de olursa iyi olur hani. Bildiğin, duyduğun Türkiye'nin en çok satan dizileri hangisi? Türkiye'nin en çok satan dizileri Muhteşem Yüzyıl, Ezel, Bin Bir Gece, Fatma Gül'ün Suçu Ne, Adını Feriha Koydum, Anne, Paramparça, İstanbullu Gelin, Erkenci Kuş, Sıla, Aşk-ı Memnu. Bunların hepsi İlk aklıma gelenler bunlar. birbirinden ayrı zamanlarda yayınlanmış. Evet. Aslında bizim bilmem kaç senelik dizilerimiz. Bahsettiğin Erkenci Kuş dışında aslında hani 2019-2020 sürecine koyabileceğimiz yeni bir prodüksiyonumuz yok galiba. Hala eski dizilerimizi mi Hala eski diziler çünkü sürekli yeni ülkeler açılıyor. Mesela şimdi Portekiz'e girmeye başladı. Portekiz işte Asla Vazgeçmem dizisi vardı Show'da yayınlanan. Şimdi mesela onu diziyi aldı. Bazı ülkeler açıldığı zaman bütün arşivimiz o ülkeye satılıyor. O yüzden aslında bu arşiv çok değerli. Hala arşiv satıyor. Ve son zamanlarda sen de farkındasın ki Türkiye'de tutan dizi sayısında çok ciddi düşüş var. Eskiden yılda 10-12 dizi tutarken şu anda yılda 4-5 dizi tutuyor. Burada kara para, aşk ve kara sevdayı da Evet. ekleyebiliriz. Bu çok Kesinlikle satanlara. ekleyebilir. Evet. Onlar da çok sattı. Aynen. Onlar da var çok satanlar arasında. Tabii ki. Tabii ki. Peki bu hani Turkish drama ve format algısı nasıl şu anda? Yani şu an pandemi döneminde de zaten
dünyada prodüksiyonlar büyük ölçüde durdu. Yeni bir şey üretimi olmuyor. Bu durum bu Türk dramalarına olan ilgiyi artırdı mı? Evet. Çünkü içeriye ihtiyaç var. Şöyle bir rapor yayınlandı. Dünyada televizyon izlenme oranları %25 ile 50 arasında arttı. Yani ortalama %35 diyelim. Çok ciddi bir artış bu. Çünkü zaten dijitale ciddi bir kayma vardı. Şimdi bütün dijitale kayanlar artık televizyona geri geldi. Çünkü evde insanlar vakit geçiriyor. Yeni prodüksiyonlar da durduğu için doğal olarak bütün dünyadaki arşiv değerleniyor. Bundan dolayı da atıyorum mesela Şili'ye kataloğumuzdan 15 dizi satmışız. Ama satabileceğimiz daha 20-30 dizi daha var. Şimdi ona bakmaya başladılar. Bu yüzden aslında pandemi dönemi hani kataloğu değerlendirmek için iyi bir dönem. Zaten tahmin ediyorum ki Eylül'de tekrar prodüksiyonlar başlayacak. Bu sayede yeni işleri de satabileceğiz. Ama bu dönemde daha çok arşive yönelim var. Bu arşive yine aslında bahsettiğimiz LATAM, yani Latin Amerika'dan bahsediyoruz değil mi? Yani daha çok Yok, oralara. örnek her yer, her yer. Yani Balkanlar olsun, şu anda Orta Doğu'dan, dijitalden ciddi bilgi var. Afrika, Avrupa, İspanya çok almaya başladı, İtalya almaya başladı. Yani bütün dağıtımcılar, 100 küsür ülkeyle çalışıyoruz. İsmail yüzünü gerçekten Türk dizilerine dönmüş. Geçen bir oyuncu arkadaşımla görüşürken İsmail Ol gazetecilerden röportaj tekliflerinin çok olduğunu söyledi. Anladım yani. Evet. Gerçekten. Evet, çok çok sevinirdi. Yani İspanya geç açıldı ama tam açıldı. Ama Avrupa'da ilgi daha çok romantik komedilere mi? Yok, dramaya ilgi var. Yani romantik komedi de iyi gidiyor ama her türlü kadın hikayesine ilgi var. Hı. Şu paramparça sorularını sorayım mı? Şu Tabii yukarıda bir ki, tabii ki. sürü. Evet. Tekin Doğan sormuş. Oya Hanım, İzzet Bey'e sorar mısınız? Endemol'ün yapımı olan Paramparça ve Kör Düğüm dizilerinin yurt dışı satışlarını güncel durum nedir? İleriye dönük gelir beklentisi nedir? Şimdi bilmeyenler var tabii ki işte Endemol iflas başvurusunda bulundu ve bundan dolayı kayyum tarafından yönetiliyor. Biz de bu yapımların yurt dışı haklarını temsil ediyoruz. Ve bir sürü tabii ki Endemol'dan alacaklı olan insanlar var. Onlar mahkemeye başvurdu ve Allah'tan bu iş hala satıyor. Yani çok başarılı bir iş. Ve iyi ki de hani bizim sattığımız bir proje. Çünkü ben şuna seviniyorum. Bizim satışlarımız sayesinde birçok mağdur olan insanlar parasını kurtarmaya başladı. Ve inşallah herkes zamanla parasını kurtarır. Yani üzücü bir süreç. Yani bizle hiç ilgili bir şey değil. Hani Mutlaka sizdeyiz, Endemol yok. yurt dışındaki yönetim tarafından kapatma kararı aldılar. Biz de projelerini satıyoruz. Daha sonra Türkiye'ye ödemeler geliyor. Kayyum'a bu paralar teslim ediliyor ve kayyum da gerekli ödemeleri yapıyor. Ve yıllarca daha bu proje bence satar. Ve inşallah hiçbir kimsenin de alacağı kalmaz. Yani oradan da işte çaycısından tutulan bütün çalışanlarına çok ciddi bir emek var ve herkes de karşılığını faiziyle bence almalı. Yani ödemelerde bir problem yok. Sen satıyorsun ve Endemol'e iletiyorsun. Artık top Evet ama işte Endemol'de. insanlar sıraya giriyor. O yüzden bazısı diyelim 3 ayda parasını alıyor, bazısı 1 yıl sonra parasını alıyor. Ama şu anda sistem yürüyor. Yani umarım herkes bir şekilde alacağını tahsil eder bir gün. Ne kadar sürer bilmiyorum ama orada yürüyen bir sistem var. Şahane. Okey. Tamamdır. Sinan Biçici demiş ki, ilginç bir karakter, hem hatalarını açıkça anlatıyor hem hayır cevabı alınca coşuyor ve hep ilkleri ve yapılmaz denileni yapıyorsunuz. Zirve ne olacak peki? Yeni en çılgın projeniz nedir? Evet, galiba yapımcı olmak istiyorum. Bunu ben geçen gün seni dinlerken bir yayında söyledim, yapımcı olacağım dedim. Dinliyoruz İstiyorum yani efendileri. çok iyi bir proje buldum. Çok böyle damar, gerçek bir hikaye. İlk önce kitabı çıkacak, sonra da yani bu iki hikayenin haklarını aldım. Fakat bir partnerle yapmak istiyorum.
Çünkü yapımcılık deneyimim yok. Ve başarısız olmak istemiyorum. Yani çünkü bu işte hani manevi tatmin çok önemli. Bu başarı hırsı diyeyim veya bu başardığında duyduğun his tabii ki insanı coşturan bir his. Ve ilk işimde de başarısız olmak istemem. Yani ikinci işim tutmazsa çok sorun değil de ilk işimin tutmasını isterim. O yüzden bir projeye belki de hani co-producer olarak girerim. İlla sen tek başıma yapacağım demiyorum. Bu işte uzman birileriyle dizi işine girmek istiyorum. Nasıl bir proje bu? Kitabı çıkacak olan proje. Bu bir şey. Yani çok detay vermek istemiyorum. Çünkü bir anlatmaya başlarsam hepsi ağzıma çıkacak. Gizli tutmak istiyorum ama seve seve sana gönderirim. Fikrini almak isterim. Çünkü sen Tamam. gerçekten bu işe duayensin. Senaryodan çok iyi anlıyorsun. Objektif olarak bunu söylüyorum. Senin fikirlerini almak isterim. Teşekkür ederim. Olur. Neden olmasın? Vallahi gir. Ne kadar çok Yani sen oyuncu. mesela beğenmezsen çekmem. Öyle söyleyeyim. Tamam. Anladım. Tamamdır. Peki sen format da yazıyorsun aynı zamanda. Format yazıyorum. O da en keyif aldığım işlerden bir tanesi. Ortalama yılda bir format yazıyorum. Hatta şarkı yarışması yazmayı çok seviyorum ve birçok ülkede yayınlanan formatlarım var. Ama bu işin uzmanı, bilmiyorum seyrediyor mu, Rüyhan Duralı. Evet, az Bence önce Türkiye'de bir buradaydı. numara. Bence Türkiye'de bir numara. Bence Rüyhan çok, o da başka bir başarı hikayesi. Onu da yani %100 Rüyhan buradaysan seni almak istiyorum yayına da. Evet. Geçen gün Hakan Eren de yazdı. Evet. Zaten okumuşsundur belki. İnanılmaz değil mi? Yani bu kadar üretken bir adamın aslında burada değil de dünyada çok fazla işinin olması. O da bizim ayıbımız herhalde. Bence burada değeri anlaşılmadı. Yani gerçekten format konusunda fenomen. Çok fazla formatı yurt dışında yayınlanıyor ve çalışması rahat bir insan. Çok iyi bir karakteri var. Şu ben çok rahat ediyorum. Yani hiç Çok egosu olmayan üretken, çok bir yaratıcı. insan. Ben Aynen öyle ve yani yazdığı formatlar dünyada reyting rekorları kırıyor. Yani burada kimsenin bilmediği formatları yurt dışında atıyorum 10-15 ülkede yayınlanıyor. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bana her şey yakışır formatı. Gerçi bu formatı onlar 3 kişi yarattı. Ümit Dirim, Serkan Kaya ve Rüyhan Duralı. En az 20 ülkede yayınlandı. 1500 bölümdür Fransa'da yayındayız. 1800 bölümdür Almanya'da yayındayız. Her sene ödüller alıyor ve Türkiye'de ciddi bir ekonomi yaratıyor. Yani telif hakkı olarak Türkiye'nin ciddi bir ihracat kalemi oldu. Gurur duydum arkadaşlar. Yani onlar yapıyor, biz satıyoruz ve ben hani fikir ihraç etmeyi çok seviyorum. şu iki isim iyi bir senaryoda partner olsa o dizi çok satar dediğiniz oyuncular kimdir demiş bir izleyicimiz. Evet, yani aslında bilmiyorum, düşünmek lazım. Şu anda sallamak istemiyorum yani sırf cevap vermek için Peki atmak istemiyorum. Düşünmek lazım. Yaman'ın yeni işi sende mi? Özge Gürel'le Şu an beraber. şu anda o proje için görüşüyoruz. İnşallah bizde olur diyelim. O projede iyi gibi duruyor. Yani Zaten bu Özge benim çok yakın arkadaşım olduğu için biliyorum. Onun yüzünden bir sürü İtalyan, beni takip eden çok İtalyan var mesela. doğrudur. Büyük ihtimalle Doğrudur. İtalya, İspanya ayağı hem Can hem Özge sebebiyle hemen gider diye düşünüyorum ben. Evet, yani ikisinin de yurt dışında çok fazla fanı var. Demet'in de çok fazla fanı var. Ve Faruk Turgut da bu işleri çok iyi bilen bir insan. O yüzden ben bu işe banko gözüyle bakıyorum. Yani tabii ki hiçbir şeyin garantisi yok ama hani iyi kas, güzel hikaye, güzel mekanlar niye tutmasın? Rüyhan Joker yazmış. Herhalde onun Joker projesi de çok iyidir onun, o Çok da. fazla formatı var. Çok fazla formatı var. Yani yemek formatlarından tut quiz şovlara bizim temsil ettiğimiz 8-10 tane formatı var. Ve her biri farklı ülkelerde yayınlanıyor. Peki Cüneyt herhalde senin arkadaşın. Evet, Cüneyt. Amerika'dan arkadaşım. Yapımcılık diziler için mi sinema da olabilir mi demiş. Bu arada benim bir talebim var. Madem yapım işine giriyorsun,
Yani çok olmasını istediğim bir şey var. Kuzeninin kitabına lütfen film yapar mısın? Lütfen. Değil mi? Kesinlikle Ben hak ediyor bu. yani onun filmi olmalı yani. Ben yazmıştım zaten Stella, Evet, yani evet, evet. filmi olsa ben gider izlerim. Muhteşem. Tabii ki. Hikayesi çok Hatta güzel. bence yani aslında Netflix'e çok güzel mini dizi olur bu. Olur. Yani Netflix veya Amazon'a çok iyi bir mini dizi olur. Evet, ama doğru yönetmenle çalışmak lazım. Çünkü çok fazla spiritüel hikayeler olduğu için doğru ekibi bir araya getirmek lazım. Yani çekmesi çok kolay bir tür değil. Yani ben okudum ve okuduğum şeyden çok etkilendim. Filmine de okuyayım, mini dizisi de olur ama lütfen yapın yani artık. Zaten sen Çünkü yaptıyorsan kesin yapmak lazım. onu O yapmak zaman lazım. bütün yapımcılar yarın beni arasın. Hakları sende mi kitabın? İlk ben arayacağım. E Ben yaparım tabii. yani. İlk Aynen öyle. ben arayacağım, yaparım yani. Çok güzel bir iş. Ben gerçekten çok Harbiden iyi. etkilendim. Peki dizi değil mi yapmak istediğin şey? Benim yapmak Soran. istediğim şey dizi. Evet, sinema filmi değil. Yani sinema filmini birazcık riskli buluyorum. Hani sinemaya çıktığın zaman ilk 2 haftada ne gişe yaptıysan yaptın. Yani sonra çok daha zor oluyor. Ve sinemada başarı olma şansı bence diziye göre daha düşük ihtimal. Bir de yurt dışı Türkiye'den çok fazla film almıyor. Genelde dizi almayı tercih Neden ediyor. almıyorlar? Yani daha önce bir sürü film aldılar ama çok ilginç filmler tutmuyor. Yani reyting çok iyi almıyor. İnsanlar uzun soluklu işlere başlamak istiyorlar. Yani bir başladıkları zaman 3 ay boyunca haftanın 5 günü izlemek istiyorlar ve bizim Türk dizileri yurt dışında her gün 45 dakika olarak yayınlanıyor. Türk filmleri hani pek reyting almadı. Reyting almadığı için de devamı gelmedi. Senin de bir kitabın geliyor galiba. İstersen ondan da biraz bahsedelim. Evet. Şöyle, ben birkaç yıl önce TED Talks'ta bir konuşma yaptım. Çok güzel bir konuşmaydı. Benim için çok güzel bir anı oldu aslında. Hani nasıl diyeyim? Birçok kişiye de aslında ilham olabilecek bir hikaye. Yani orada bir sürü başarısızlıktan sonra nasıl başardığımı anlatıyorum. Ve burada hani birçok kişi aslında ders çıkarabilir. Yani işte pes etmemek, sabırlı olmak, yaratıcı olmak. Yani birçok kişinin ders çıkartabileceği aslında bir konuşma yapmaya çalışma, insanlara destek olmak amacıyla. Ve bu videoyu izledikten sonra bana bir kitap talebi geldi destek yayınlarından. Ve benim konuşmamın sonunda da ben aslında hikayeyi babama bağlıyordum. Çünkü babamın çok büyük emeği var benim üzerimde. Ve yıllar sonra ben fark ettim ki aslında hani ben babamı da mutlu etmek için çok başarmak istemiştim. Yani bir hedefim de aslında babamın da mutluluğuydu. Ve destek yayınları dedi ki bir kitap yaz, adı da Babam İçin olsun. Ben de süper bir başlık dedim, süper bir isim dedim. Ve kitap yazmaya karar verdim. Ve düşündüm taşındım. Bu kitabı en iyi yazabilecek kişi Stella Treves olduğuna karar verdim. Sonuçta hem beni çok iyi tanıyan bir insan hem de kalemi çok güçlü. Ve bir yıldır kitap üzerine çalışıyoruz. Çok büyük titizlikle. Ben bazen haftanın bir iki günü işe gitmiyorum. Yani bu pandemi döneminden önce de zaten bu şekilde gitmiyordum. Ve sürekli çalışıyoruz. Kitabın %70'i bitti. Süper. Umarım güzel bir kitap olacak. Yani aslında en çok isteğim hani bu kitabı aslında aileme hediye etmek. Özellikle oğluma. Bunun için çok mutluyum. Yoksa şey kaygım yok. 100 baskı yapsın, 100 bin adet satsın kaygım yok ama en önemlisi aileme güzel bir hediye olacak. Ama işte ben seni bir tık tanıyorsam o yine böyle dünyaya çok satan. Yalnız bir şey söyleyeyim. Üçüncü kitabım benim kitabımı da pazarlayacaksın. Şimdiden sözü almak istiyorum. Bülent Turgut yazmış. İzzet gibi girişimciler bir insan çok şey değiştirir. Çok önemli bir örnek. Dağıtımcılar sayesinde sektör önemli bir yere geldi. Kitaba da çok sevindim demiş. Evet, aslında siz şu anda farkında mısınız bilmiyorum ama şu anda Türk dizi sektörü devam edebiliyorsa son birkaç senedir sizin yurt dışına sattığınız diziler sayesinde. Bu iyi bir şey mi çok bilmiyorum. Çünkü sizin yüzünüzden de dizi süreleri çok uzun. Evet, doğru. Yani keşke diziler bu kadar uzun olmasa, ihracatta tabii ki avantaja dönüyor. Çünkü bir bölüm dizi 3 kısa bölüme dönüşüyor. Fakat ekip için çok zor. Yani
Sinema filminden bile uzun. Sinema filmi ortalama 110 dakika. Şu anda 140 dakika dizi çekiyorlar. Yani keşke bu kısalsa ama bu rekabetten dolayı kısalması çok zor. Çünkü maliyetler çok yüksek ve kanalların bu maliyeti kurtarabilmesi için hani 8'de başlayıp yarıma kadar bu diziyi yayınlaması lazım. İşte ilk bir saat tekrar, sonra yeni bölüm, reklam kuşakları derken ancak işte maliyetin çoğunu çıkarabiliyorlar. Bu yüzden de dizi sürelerinin kısalması zor. Ancak işte devlet bir kanun çıkartacak, diyecek ki 90 dakikayı geçemezsiniz. Ancak o zaman düşebilir. Yani umarım ileride düşer. Yani içtenlikle de bunu söylüyorum. Belki ihracat için negatif bir şey ama ekibin rahat etmesi, huzurlu olması, evlerine gidebilmesi, aileleriyle zaman geçirebilmesi çok önemli. O yüzden umarım bir gün 90 dakikaya düşer. 90 diyor ya. Biz bayağı böyle 70'ler 60'lar hayal ediyoruz. Ya 90 bir 90 bir 90 90 evsin evsin. de yurt dışına satayım değil mi? Hala der. Oradan iki bölüm Hayır çıkarayım. ama şimdi bak 140 dakikadan direkt 70'e indirmek zor. Bari 90'a insin. Eski haline. 90'da eylem. Ben mesela çok şaşkınım. 90 dakika uzun diye eylem yaptık biz yani. Ve şu an 140-150 dakika. İnanılır gibi değil. 160 dakika bile var. Evet. Ben 184'ü de gördüm. Hani Doğru, bayağı vardır, vardır. reklamsız 184'ü de gördüm. Evet, Peki bitmiyor. koca bir sektörü aslında birkaç tane kurtarıcısı olmak nasıl bir şey? Yani bu sektörde kaç para dönüyor ki siz bütün televizyonculuğu kurtarabiliyorsunuz? Çok ciddi cirolar dönmeye başladı. Ama şimdi bu zaman içinde çok büyük bir stres olmaya başladı. Çünkü şöyle söyleyeyim sana. Eskiden mesela gerçek bir örnek vereyim. Eskiden diyelim işte 600 bin lira dizi çekiliyordu. Ve Türkiye'de 800 bin liralık reklam geliri oluyordu. Artı yurt dışı geliri de ciddi bir bonus oluyordu işte yapımcıya ve kanala. Şimdi bir kere 600 bin liralık maliyet 1 milyon liraya çıktı. Ve 1 milyon ve reklam geliri de 800'e düştü. Yani düşünebiliyor musun? Her bölüm zarar eden bir iş yapılıyor aslında. Yani 800 bin liraya gelir var ama 1 milyon lira harcıyorsun. Eksi 200. Ondan sonra orada şöyle olacak. Yurt dışına dizi satılacak. İlk önce bu 200 bin lira kapanacak. Sonra herkes birazcık kâr etmeye çalışıyor. O yüzden tabii ki çok stresli bir süreç oldu. Diyelim bir dizi 13 bölümde kalktı. Diyorlar ki dağıtımcıya ne yap et bu işi sat. İşte büyük zararımız var. Zararı çıkartmamız lazım ama 13 bölümlük işte burada tutmamış bir işi hani yurt dışı niye alsın? O yüzden gitgide bizim işimizi çok zorlaştı. Ve eskiden her şey satılıyordu. Artık müşteriler de seçici olmaya başladı. Neden memnun Dağıtımcılaştı. değiller? Bu mesela şu an söylediğin şey çok önemli. Eskiden ne vardı? Ben kendi tespitimi söylüyorum. Şimdi ne eksik? Eskiden üretimi Türklere yapıyorlardı. Biz sevelim, biz izleyelim. Biz Evet. beğendiğimiz için, izlediğimiz için siz yurt dışında çok fazla satabiliyordunuz. Şimdi bizim hiçbir önemimiz yok. Yeter ki yurt dışına satsın diye her şey kurgulanıyor. Ve o andan beri de düşüşe geçtik farkındaysanız. Artık diziler Ya tutuyor mu bence bir tek sizi? o da değil. Yani bir tek o da değil. Çünkü eskiye kıyasla reklam pastasını paylaşan çok fazla oyuncu var. İşte eskiden reyting listesine TRT yer almıyordu. Şimdi TRT de girdi. İşte TV8 küçük bir kanaldı. Şimdi önemli bir kanal haline geldi. O zaman reytingi paylaşan sayı çoğaldı. Bundan da dolayı işte bir gecede 7 tane dizi varsa ancak 3 tanesi tutabiliyor. Ama bu demek değildir ki diğer 4'ü aslında kötü diziler. Yani bir gecede sadece de 4 tane dizi yayınlansa belki çoğu tutacak. Bu rating pastasını çok fazla dizi paylaştığı için birçoğunun şansı olmuyor ve 8 bölümde 10 bölümde kalkıyor. Mesela örnek vereyim. Türkiye'de yayınlanan çocuk dizisi gayet iyi bir dizi. Hani ben de olduğu için söyleyemiyorum. Ama baktığım zaman hem Türkiye'ye hem de yurt dışına uyan bir dizi. Ve burada mesela ortalama 4 reyting iş aldı. Ben eminim bu kadar çok kanal olmasa, her gece bu kadar dizi yayınlanmasa o iş 7 reyting alacaktı ve 2 sezon belki gidecekti.
Çünkü yurt dışında dizi tutuyor. Demek ki iyi bir dizi yani. Ama burada o kadar Ama bir şey çok yurt dizi dışında, yayınlanamıyor. bu bir şey yurt dışında tutuyor diye iyi olduğunun garantisini veremeyiz ki. Hani Hani. garantisini veremeyiz ama yani eğer bir dizi az bölüm olmasına rağmen yurt dışında tutuyorsa demek ki aslında o dizide iyi bir potansiyel var ama rekabetten dolayı burada bitmek zorunda kaldı. Mesela Ay Yapım'ın ATV'de iyi bir işi vardı. Adını unuttum. Şefkat Tepesi miydi veya ona benzer bir işti sanki. Yok, koku şeyi olan. 6 bölümde biten. Evet, adı neydi onun? Heh, şu an ben de onu unuttum. Yani mesela Aynı o da anda güzel iki bir koku, koku iki parfüm dizisi başlamıştı. Biri Yüzleşme, öbürü bir şey tepesi. evet, bir Şahin şey tepesi. tepesi. Şahin Şahin tepesi. tepesi, evet, aynen öyle. Mesela o da aslında kötü bir iş değil ki. Ama rekabetin içinde sıyrılamadı. Bence kötüydü ya. Çok çok ciddi Kötü mü? hatalar vardı o dizide yani. Bilmiyorum. Benim bakış açım daha dramatik Evet. olarak bakıyorum da. Salgın döneminde Netflix'in Türk dizileriyle ilgileniyor mu diye sormuş Bülent Bey. Netflix şu anda orijinal işler sipariş ediyor. Yani ilk bir Türkiye'ye geldikleri zaman bayağı bir arşiv aldılar bütün dağıtımcılardan. Fakat eski arşiv çok fazla izlenmemiş. Bundan dolayı da kendi dizilerini siparişine gittiler. Ve çok memnunlar. Türkiye'ye yatırımı arttıracaklar. Yani iyi bir yapımcı mutlaka onlarla da çalışmalı. Yani biz mesela dağıtımcılar olarak çok fazla Netflix'e çalışamıyoruz çünkü yapımcılar da direkt çalışıyorlar. Hakan Eren sorar. İzzet Mena'daki son durum nedir? MENA'daki son durum, son birkaç yıldır hala orada boykot var. Ama dijital platformlar açılmaya başladı ve dijitaller artık almaya başlıyor. Ama hala küçük, şu anda küçük bir pazar. Eskiden çok çok büyük bir pazardı. Eskiye kıyasla şu anda sadece %10-15'i. Bu arada Hakan da benim için çok çok değerli bir insan. Çünkü sağ olsun Paramparça dizisini bana emanet etti. Yurt dışındaki ekibi ikna etti bu diziyi benim satmam için. Ve bizim katılımın en önemli dizilerinden birisi oldu. Ve her seferinde ona da teşekkür ediyorum. Bu dizi bende olmasaydı kafamı duvarlara vururdum. O yüzden sana soruları var, bana mesaj attı. Bir, onu ne zaman 6 aydır beni yemeğe götüreceğini söyler, ne zaman beni yemeğe götürecek diye sorar mesela. İşte valla korona olayı çıkmasaydı götürecektim. Suçlusu ben değilim. Yeni kurulan yapım şirketi odaklı dağıtımcı olan yeni oyuncular hakkında ne düşünüyor diye sorar bir de. Medikat Evet. geliyor aslında. Mesela evet Med Entertainment kuruldu. Ay Yapım'la Med Yapım'ın birleşmesi. Onunla ilgili diyecek bir şeyim yok. Yani bizim için iyi olmadı yani dağıtımcılar için. Çünkü mesela Med Yapım'da ben çalışıyordum ama şu anda kendi şirketi olduğu için çalışamıyorum. Ama ben hep şöyle bakıyorum hayata. Keşkeleri yer yok bence hayatımızda. Yani keşke açmasalardı bu şirketi diyemem. Böyle bir gerçek var. Yapacak bir şey yok. Peki şimdi kanallar da kendi satmak istiyorlar ya, hani işte Kanal D galiba kendi satıyor, ATV kendi satıyor, Fox kendi Evet. satıyor. Ve aslında şu an herkes bütün umudunu yurt dışı satışına bağladığı için kendi satmak istiyor bir şekilde. Ama bir taraftan da anlattığın kadarıyla çok da satamıyorlar. Hala eski dizileri Şundan basıyorsun. dolayı mesela kanallara baktığın zaman onların ana işi yayıncılık. Ve bu onlar için hani ek bir gelir ve baktığın zaman bu yurt dışı dağıtım departmanlarında 5-6 kişi çalışıyor. Ama bizim bünyemizde 28 kişi çalışıyor. Yani tabii ki 28 kişinin yapacağı iş 6 kişinin yapacağı işten çok çok daha iyi olur. Yani bu bir matematik. O yüzden bence bu işi dağıtımcılar yapmalı. Bir de şu Can Yaman'ı anlat bize ya. Ben seninle bir röportaj yaptım. Olay oldu. Senin işte Can Yaman çok Evet, cep valla görüyor. fanları bile bir yerden telefonum bulup sürekli yazıyorlar, DM'den yürüyorlar. Yani şimdi şöyle oldu. En son kan seyahatimizde Can Yaman'ı kana getirmeyi düşündük. Ve biliyorsun hani biz her zaman reklam kampanyası olarak da ses getirmeyi sevdiğimiz için
Binayı onun fotoğrafıyla kapladık. Ve ilk defa Kanda bir bina bir oyuncuyla kaplandı. Araya gireceğim. Neden Tabii. Demet'i de götürmediniz? Neden Neden Demet'i de Erkenci götürmedik? Kuş, Can ve Demet beraber değildi de Can tek başınaydı? Evet. Çünkü biz Erkenci Kuş'un tanıtımını yapmayı düşünmedik. Can'ın yeni projesinin tanıtımı için aslında Can'ı getirmeye karar verdik. Tamam. Ha, şimdi Evet. iptal olan başka bir Evet, işe aynen öyle. girdi. Aynen öyle. Yani Tamam. biz bir yani isim vermeden hani New Project is Coming şeklinde hani Can'ı getirmeye karar verdik. Hani Erkenci Kuş'un tanıtımı olsaydı zaten ikisini kesinlikle götürürdüm. Hani benim de işime gelirdi. Çünkü Demet'in de çok fanları var. İnanılmaz fanları var. Çok seviliyor. Ve hani yeni işin tanıtımı için Can'ı getirmeye karar verdik. Ve komple bir binayı giydirdik. Yani hani 10 kilometre geriden bile geriden bile fotoğrafını görebiliyordum. Bu tabii ki çok sosyal medyada ses getirdi. Ve geliş tarihi fanlar tarafından öğrenildi. Ve bir şekilde kalacağı oteli bile buldular. Biz bir baktık işte hani Can'ın gelişini bekliyoruz. Fanları oteli bastı. Ve otelde polis çağırmak zorunda kaldı. Resmen yurt dışından 4-5 farklı ülkeden 40-50 kişi geldi. Ve hani 14 yıldır ben bu işi yapıyorum. Kaç tane oyuncu kana götürdüm. Hani hiçbir zaman dünyadan fanların bilet alıp kana geldiğini görmedim. Yani resmen otelini bastılar. İnanılmaz bir ilgi var. Ve Can da hani onlarla bayağı bir zaman geçirdi. Her birisi ayrı ayrı fotoğraf çektirdi. Sonra fuar alanına götürüp bir kokteyl yaptık. Kokteylde bütün bizim müşterilerimizi çağırdık. Bir 150 kişilik bir kokteyl oldu. Düşün yani İspanya'dan, İtalya'dan canlı yayınla bağlandılar. Oranın magazin programları ve ciddi ciddi röportaj yaptılar. Yani bu senin şunu diyebilir misin bize, bu izlediğimiz, acaba bir sürü de laf ettiler ya, çocuk işte parayla tuttu falan dediler ya bir sürü insan. Evet, Baya Yasin bana da baya soruyorlar. baya baya bu kadar ciddi bir fan kitlesi var yani. Çok ciddi, çok ciddi. Yani insanlar bana soruyor, evet parayla tutuyor değil mi? Bu fanları saçmalamayın diyorum. Yani harbi insanlar böyle tişörtünü yırtıyor onu görmek için. İnanılmaz bir ilgi var yani çığlık çığlığa. Yani birisi de bana söyleseydi belki inanmazdım. Ama kendi gözümle şahit oldum. Şimdi orada işte fotoğraf çektiriyor herkese. 60 yaşında bir kadın geldi. Ve Can dedi ki sırtını dön imza vereceğim. Döndü ve kadın gerçekten orada bayılmak üzereydi. Herkes çığlık çığlığa diyordu ki işte bana hemen su getirin bayılmak üzereyim. İnanılmaz bir ilgi var. Neye bağlıyorsun bu ilgiyi? Yani Yani niye mesela şimdi Halit Ergenç değil, Engin Akyürek değil, götürdün hepsini galiba, yani oraya geldiler. evet yani niye öyleydi? Bence bir kere yurt dışında hiçbir oyuncunun fanlarla bu kadar sıcak bir iletişim kurduğunu görmedim. Yani genelde mesela Türk oyuncular gittiği zaman işte VIP otellerine giriş yaparlar, VIP çıkarlar, programa katılırlar. Hani 5-10 fanla fotoğraf çektirirler, bu kadar. Şimdi Can yurt dışına çağrıldığı zaman gerçekten insanlar kuyruğa giriyor. O da üşenmeden 300 kişiyle 500 kişiyle herkese tek tek fotoğraf çektiriyor ve bütün bu insanlar internette bu fotoğrafı yayınladığında insanlar kendini ona karşı bence sıcak hissetti, ulaşılabilir hissetti. Bence bu çok büyük bir farktı. Bence şu an Artı söylediğin diziler çok asıl, tuttu. bence şu an söylediğin bir kelime çok etkileyici. Şimdi devir değişti ya, eskiden ulaşılmaz olmak çok modaydı ve ulaşılmaz olmak tercih edilen bir şeydi. Ama bu Evet. teknolojinin hayatımıza girmesiyle, özellikle bu pandemi sürecinden sonra çok daha fazla değişecek. Yeni dünya düzeninde ulaşılabilir olmak kıymetli. Evet. Belki de bu ulaşılabilir kelimesinden etkilendim ben şu an. Bir de Evet, şeyi aslında sormak bunu istiyorum. aslında menajerler bence bunu anlamalı. Yani mesela Türkiye'deki menajerler zannediyor ki bu oyuncular ulaşılmaz olmazsa daha değerli olur. Ama devir değişti. Ben de değiştiğini düşünüyorum. Daha ulaşılabilir olmanın iyi olduğunu ve dünyada da artık starlık müessesesinin başka bir yere doğru kayacağını düşünüyorum. Eski Evet. sistemin çökeceğine inanıyorum. Peki Doğru. bu Emmy arasındaki farkı bir anlat bize ya. Sürekli böyle bir, sen Evet. şimdi bu bir
yapımcılığını yaptığım bir iş Emmy'ye gitti. Yok iyi Emmy dediler, ona Emmy dediler. Bu ikisi arasındaki farkı bize bir anlat bakalım. Aslında bu şuradan çıktı. Bu sene Haluk Bilginer International Emmy'de ödül aldığı zaman birkaç gazeteci böyle çok çirkin şekilde bunu yazıya döktü. İşte yok çakma Emmy, gerçek Emmy değil, işte sahte Emmy filan. Ve insanların kafası karıştı ya nasıl ya gerçek Emmy değil mi, Emmy almadı mı filan. Şöyle bir şey var, iki tane Emmy var. Bir Emmy, Amerikan Emmy'si var. Sadece Amerikan yapımların yarıştığı. Bir de International Emmy var. Sadece dünyadaki, Amerika hariç dünyadaki yapımların yarıştığı ve doğal olarak da bir Türk oyuncusu veya bir Türk projesi sadece International Emmy'de yarışabilir. Bu çok doğal. Yani biz Amerika'daki Emmy'de yarışamayız. Ve Haluk Bilginer'in aldığı da International Emmy ama Emmy kadar değerli bir ödül. Yani hani sonuçta yani logosu da aynı. Hani hiçbir şekilde fark yok. Sadece Amerika ve Amerika dışı olarak yapılıyor. Ben 2 senedir projelerimle aday oluyorum. 2,5 sene önce İstanbullu Gelin'le aday olduk. Finale kaldık. Geçen sene de Hindistan'dan temsil ettiğim bir yarışma formatı vardı. Onunla aday olduk. Finale kaldık. Yani çok büyük heyecanlardı. İkisinde de kazanamadık. İnşallah bu sene. İnşallah. Peki son az vaktimiz kaldığı için şey yapalım. Son olarak şunu sormak istiyorum. Hani sen tutkulu bir adamsın ya, böyle bir şeye takıntı yapınca o işi almak Evet. ve devam et. Gözüne kestirdiğin, kendi yapacağın iş dışında Evet. baktığında gözüne kestirdiğin böyle işlerini kabartan iş var mı? Yeni sezon için sen şu an. Mesela şey doğduğun ay kaderindir'i almak isterdim. Alamadık. Farklı sebeplerden dolayı. Ama bence bu yılın işi odur yani. Bana göre. Ha, çok Doğduğun, sevindim. yani özellikle hani yurt dışı için de bence çok çok iyi bir iş. Yani o projenin bizde olmasını isterdim ama değil. Peki bu yeni sezon için gelecek diziler arasında duyduğun bende olmalı dediğin? Şu anda yok. Şu anda yok. Yani sürekli senaryo geliyor, inceliyorum ama böyle çok etkilendiğim henüz olmadı. Seferin Kızı demiş biri. Seferin Kızı da bence iyi bir proje. Yurt dışı satışının garanti Evet, o olacağını da. düşünüyorum. Evet, o da bir iyi bir iş. Var mı eklemek istediğim şey? Son 1,5 dakikamız. Yok valla seni seviyorum. Ben de. Keyifliydi. Evet, çok teşekkür ederim. Hiçbir zaman Yani iyi ki kıymıyorsun gerçekten. hayatımdasın. Bana da her zaman destek verdin. Her zaman. O yüzden ve sana beğendiğim senaryoyu yollayacağım. Fikrini almak istiyorum. Tamam, tamamdır. Çok teşekkür Anlattık. ederim katıldığın için. Kitabını da heyecanla bekliyorum. İnşallah şu pandemi süreci bitsin. Kana gidelim ve senin o şahane partilerine katılalım da istiyorum. İnşallah, inşallah, Burası için inşallah. de parti sözü aldım. Artık Hadi 800 kişilik bakalım. yapmazsın, 100 kişilik yaparsın. Orasını bilemem. Parti sözü aldım yani. Çünkü Anlaştık. artık herkesi görmeyi çok özledim. Evet. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Görüşürüz yine en kısa zamanda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.